çakrası, koşulsuz sevgi çakrası ve aşkın çakrası. Rengi yeşildir ve göğüs kafesinin tam ortasında yer alır. 10-12 yapraklı nülüfer çiçeği ile sembolize edilir. Huzurun, aşkın ve sevginin temsilcisidir. Doğru çalıştığında kendinizi dingin, huzurlu, barışçıl ve sevgi dolu hissedersiniz. Tüm varoluşa sevgi duyarsınız. Keder, öfke, küskünlük, kıskançlık, hınç gibi duygular sık sık yaşıyorsanız kaf çakranızda bir tıkanıklık var, blokaj var demektir. Solunum yollarını ve akciğerleri temsil eder. Tümüs bezi üzerine gelen koşulsuz sevgi, şefkat, hoşgörü, merhamet, minnettarlık duygularını içeren ve yeşil dalga boyunda ışıma yansıtan enerji döngüsüdür. Kendini sevme duygusu, kendi özüyle bağlantıda olmak, yüksek benliğin ve iç sesin, kalp sesinin alanıdır. Bağışıklık sistemi ve kendini sevmek arasındaki bağlantıyı hepimiz biliyoruz. Aşık olduğunuzda bile aniden her şeyin doğru yolunda gitmeye başladığını hissedersiniz. Kendinizle barış imzalarsınız. Kendinizi daha önce hiç olmadığınız kadar mutlu, zinde, dinamik ve sağlıklı hissedersiniz. İşte nedeni karşılıksız ve koşulsuz sevgi ve kalp çakrasının enerjisinin akması demektir. Koşullu sevgide bu durum gerçekleşmez. Çünkü beklentiyle sevme ve değerli olma ihtiyacını karşıdan alabilmek için verilen sevgi, tam tersine hesaplı bir ilişki olduğu için kalp çakranızı tıkar. Seni seviyorum derken bile dürüst olmak ya da olmamak bu titreşimi etkiler. Aslında kendimiz için yapmamız gereken en iyi şey kendimizi sevmeye başlamak olacaktır. Kalp çakrasının genişlemesi enerjinin diğer çakralara daha dingin akmasını sağlar. Yani kendimizle iyi bir ilişki içindeysek diğer çakralar dinamik ve sağlıklı çalışır. Kalp başta olmak üzere dolaşım ve solunum sistemi, en önemli yaşam gücü olan akciğer, kalp ve kan dolaşımı tümüs bezinden sorumludur. Sevgi, nefret, keder, sevinç, kıskançlık, kendimizi izole etme, yalnızlık duygusu, affedememe, kendini kurban gibi görme, bencillik, paranoyak yaklaşımlarda bulunmak, yalnızlık, aşırı savunmacı davranışlar gibi duygular buradaki duygu titreşimleridir. Yaşamımız içerisindeki boşanmalar, ayrılıklar, yalnızlıklar, terk edilme veya sevdiğimiz bir insanın ölümünden kaynaklanan keder ve üzüntü kalp çakrasının dengesini bozar. Duygusal yönden çok aşağı düşeriz. Depresyona eğilimli hale geliriz. Beden sağlığımız pek çok hastalığa açık hale gelir. Kalp çakrası dengesiz çalıştığı zaman solunum güçlüğü, yüksek tansiyon, akciğer hastalıkları, göğüs kanserine neden olur. Kin ve nefret duyguları, aşırı kıskançlık, hesaplaşma olup bitene karşı şikayette bulunmak kalp çakrasındaki akışı bozar. Elimizdekilerin değerini bilmek, sahip olduklarımız için şükretmek, bir koşul aramadan sevebilmek kalp çakramızı duygusal yönden frekansını yükseltir. Ne olursa olsun hayat olduğu haliyle, olduğu şekliyle zaten harika. Mutlu ve güzel bir ilişki yaşamak ve aradığımız gerçek aşkı yaşamımıza çekmek istiyorsak, aynı zamanda doğru insanı hayatımızda tutmak istiyorsak, bunun için bilmemiz gereken en önemli nokta öncelikle kalp çakranın açık olmasıdır. Kalp çakranın açık olması, temiz ve parlak bir auraya sahip olmak. Kalp çakrası açık ve aktif ise doğru sevgi enerjisini yayar, doğru ruh eşinizi hayatınıza çekebilirsiniz. Bu en önemli kural. Auranız temiz ve aydınlık olması ise sizi çekici kılan ışığınızdır. Sizin fark edilir olmanızı sağlar. Sizin şansınız ve çekim gücünüzdür. Aslında kendini derinden tanımak, kendine inanmak ve sahip olduğun her şeye şükretmek, kendinle barış içinde olmak, tüm yaşamı yaşamda barışı yaşamanı sağlar. Bu yüzden kendini sev, doğayı sev, varoluşu sev, uyandığın her güne şükür et. Şükürle ilgili yanlış bir algı var. Şükretmek, aza yetinmek ve kanaat etmek demek değildir. Bu kadarı bana yeter demek değildir. Şükür ettiğinde beyninde şu mesaj yankılanmaya başlar. Her şey yolunda. Şükretmek, bu kadarı bana yeter deyip sınır koymak demek değildir. Olduğun yere takılı kalmak demek değildir. Şükretmek, hayatın içerisinde her türlü olumsuzluğa rağmen, yolunda gitmeyen her duruma rağmen olumluyu görebilmek demektir.
olumlu olanı fark edebilmek demektir. Sahip olduklarımdan çok daha fazlasına yer açmak demektir. Çok daha fazla güzelliği hayatına kabul etme kapasiteni artırmış olursun. Daha iyisi için fırsatlar doğurmuş olursun. Kendini daha iyisine hazırlamak demektir. Hayatın içerisinde yolunda gitmeyen her türlü olumsuzluğun içerisinde olumlu durumu görebilmek, algılayabilmek ve buna teşekkür etmektir. Bir düşünün bakalım, en son ne zaman şükrettiniz? İçinde bulunduğunuz bedenlere sağlık, ruhlarınıza huzur olsun, sevgiyle ve huzurla kalın. Alma ve verme dengesini unutmayın. Yani kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.